Sabah raporuyla yayınımız devam ediyor. Ben Zeynep Erataman. Ekranı yeni açanlar için ifade edelim. İran'da saldırı ile yeni güne başladığı piyasalar, İsrail'den geldiği saldırının Amerika tarafından da teyit edildi. Perşembeden itibaren bizim haberimiz vardı ve olayın büyümesini istemiyoruz şeklinde Amerika'nın bir açıklaması var. Yine İran tarafında İsfahan civarında başladı öncelikle bu hadise. Fakat daha sonra farklı bölgelerden de haberler geldi. Hava sahasının kapatıldığı haberleri var. Hava savunma sisteminin faaliyete geçirildiği ile ilgili İran tarafından yine Financial Times'da manşet bir haber az önce aktardık. Hepsini ve daha fazlasını Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci ile birlikte bu sabah ele alacağız. Sabah raporunda. Fatih, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Jeopolitik tansiyona giderek daha mı fazla konuşur olduk? Fatih, bana mı öyle geliyor diye sormak istiyorum sana. İşte Rusya, Ukrayna'yı konuştuk. Zaten Çin-Tayvan hikayesini biliyoruz. Amerika'nın bir parmağının burada olduğunu biliyoruz. Şimdi İran-İsrail tarafına gelince işte sen öyle yapmıştın, ben sana tabii ki cevap verecektim vesairelerle devam eden bir süreç var. Bu hafta sonunda hatta Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde bu işin oylaması da var. Buralara yapılacak potansiyel işte savunma yardımları ile ilgili olarak 95 milyar dolarlık paket oylanacak. İşte 61 milyar dolarlık kısmı Ukrayna, geri kalanlarda işte İsrail ve Tayvan kısmı oluşturuyor. İstersen biraz jeopolitik tansiyon konuşalım bu sabah seninle. Tamam. Yani güne başlarken işte saldırı haberiyle güne başladık ama çok sürpriz değildi. Çünkü yani böyle ard arda gelen misillemelerle karşı karşıyayız. Yani önce zaten İsrail, Gazze, işte o süre zarfında Hizbullah'la bölgede bir tansiyon yükselmesi var. Bir ara Aden Körfezi'ne sıçradı. Yine İran suçlandı. Hani orada Husileri falan destekliyor diye. Bir şekilde İran'a temas edecekti bu hikaye. Sonra işte biz bayram tatiline gitmeden önce İsrail, İran'ın Suriye'deki diplomatik yerleşkesini vurdu. Tabii o diplomatik yerleşme Türkiye'deki bir yerleşke gibi düşünmeyin. Çünkü Suriye'de pek öyle diplomatik olmuyor aslında. O askeri bir hikaye. Tabii İran buna bir cevap vermesi gerekiyordu ama ben diplomasi uzmanı değilim ama yani İran'ın İsrail'e vermiş olduğu o misillemeyi bir film konusu olsaydı hadi canım çok saçma falan derdim. Çünkü yani o yaklaşık 20 yıldır ambargoya maruz kalan bir ülkenin o drone saldırılarında Amerikan istihbaratına göre dronların yarısı kalkamadan patlamıştı. Neden böyle bir şey yaptı? Çünkü bu aslında uluslararası meşruiyetini kaybetme noktasında olan Netanyahu'ya destek oldu. Ve Gazze meselesi de ikinci plana itti. Yani şimdi birinci planda başka şeyleri konuşuyorduk falan. Ama anladığım kadarıyla kendi iç siyasetine bir mesaj vermeye ihtiyacı vardı. Yani bak onlar bize saldırdı, biz ona saldırdık diye. Şimdi İsrail dönüp cevap verdi. O da kendi saldırdı. Ya bu bir kan davasına giderse sıkıntılı bir hikaye. Ama anlayabildiğim kadarıyla ki bu sabah açıklamaları da takip ettiğim zaman hani şu an İran kendini şöyle savunuyor. Evet saldırdılar ama bizim hava savunma sistemlerimiz patlattı. O İsfahan'daki patlama da aslında bizim atmış olduğumuz füzelerin yaratmış olduğu patlama diye bir savunma yaptı. Diğer taraftan İsrail'de misilleme verdik diye savunma yapıyor. Eğer bu aşamada kalırsa umarım hani bu aşamada kalır herkes mutlu olsun. Çünkü tersi durumda dünya mutsuz olacak. O yüzden bu aşamada kalması iyi ama sen de dedin yani küresel anlamda biz bir değişim içerisindeyiz. Ya şöyle diyeyim, bak siyasal olaylar aslında böyle hani 10 yıllarcalık bir dönem içerisinde değişir. Tabii insan ömrü için 10 yıllarca uzun olduğu için bizim için o değişim yavaş gibi hissederiz ama pek de yavaş değil, hızlı bir gelişme yaşanıyor. Ben son 20 yılda dünyada 5 önemli değişim olduğunu görüyorum ve bu 5 önemli değişim de dünyayı daha korumacı, daha çatışmacı bir ortama doğru sürüklüyor. Öncelikle bu değişiklerden birincisi şu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha bu dünya savaşla karşı karşıya kalmasın diye iki tane ana kurum kuruldu. Bunlardan birisi ekonomi tarafında IMF ve Dünya Bankası, hani o Bretton Woods dediğimiz hikaye. Bir yerde Birleşmiş Milletler ve onun getirmiş olduğu o kurumlardı. Ve şimdi bu kurumlar acaba bir anlam ifade ediyor mu? Aynen. Şimdi tam oraya geleceğim ve o kurumlarla beraber çizilen sınırlar vardı. Ortaya koyulan kurallar vardı. Hani savaş suçları kavramı vardı. Şimdi geldiğimiz noktada yani Rusya, Ukrayna o sınırlar bozuldu. Yani demek ki o sınırlar kalmıyormuş. İşte İsrail'in hani Gazze'de yapmış olduğu savaş suçu kimse dikkate almıyor falan bir hikayesi. Şimdi bu önemli çünkü bugün buna ses çıkarmayan yarın kendine maruz kaldığı zamana ses çıkarmayabilir. Bu dünya için bir risk. Bunu bir kenara not alalım. Bu birinci önemli nokta. İkincisi ekonomik anlamda. Biz 90'lı yıllar, 2000'li yıllar küreselleşme hani alkışlıyorduk süper falan diyorduk. Şimdi küreselleşme geri sarıyor. Daha onun yerine yerelsellik kavramı ön plana çıkıyor. Hani yerelsellik olmasa bile hani kavram şu ya. Bir içe kapanma var. İçe kapanma var. Bak şöyle bir şey diyeyim. Küreselleşmenin temel argümanı offshoring'ti. Şimdi diyorlar ki öyle offshoring yapma diyorlar. Gel diyor bende üret diyor. Onshoring diyor. Bende üretemiyorsan yakınımda üret, nearshoring. Yakınıma da gelemiyorsan dostuma git, friendshoring. Yani bir içe kapanma hikayesi falan var. Korumacılık. Bu korumacılık ekonomik anlamda dünyayı farklı bir yere doğru götürebilir. Mesela bu hafta IMF Dünya Bankası toplantılarının başlığı neydi, o Dünya Ekonomik Görünüm raporunun başlığı? İstikrarlı ama yavaş büyüme, ama ayrışma var diyor. Mesela Amerika ayrışıyor ama Avrupa geri gidiyor. Bu korumacılığın karşılığı. Bu dünyada belki hani vaktimiz yetmeyecek ama gelir dağılımındaki bozulmanın getirdiği sorunlar bununla alakalı. İkinci başlık bu. Üçüncü başlığımız küresel ısınma hikayesi. Ya bu artık ciddi alınacak bir hikaye. Tabii. Yani 1,5 derece sapma, bunu burada tutabilir miyiz, tutamaz mıyız? Bugün önlem alsak 2035'te tutabileceğiz. Ama bunun hayatımıza getirmiş olduğu hikaye ne bu küresel ısınmanın aslında? Hayatımız daha çok doğal afetlerle karşı karşıya kalma, şirketlerin, ülkenin bundan etkilenme, riskler, sigorta primleri ön plana getiriyor. Üçüncü maddemiz bu. Dördüncü maddemiz... Dubai'yi gördük bu hafta mesela. Aynen öyle, zaten aslında bilerek onları söylemeye çalışıyorum. Evet, evet. Dördüncü madde yapay zeka hikayesi. Yani bu yapay zeka hikayesinin getirmiş olduğu birçok yenilik bazı yerlerde bir arz şoku getiriyor. Amerika 5,5 faize rağmen nasıl büyüyebiliyor? Yani hani toprağı bol olsun, Robert Solow'un getirmiş olduğu modelle aslında teknolojik bir inovasyon gelirse büyüme üst bir patikada ortaya çıkabilir. Bu artı tarafı. Peki eksi tarafı, istihdama etkisi ne olacak? Ya da hani bir otonom araba kaza yaptığı zaman bunun suçlusu kim olacak? Ya da dezenformasyon, o deepfake haberleri nereye doğru gidecek? Bunlar önemli işte bir enerji nokta. Enerji tüketimi bir başka boyutu belki. Aynen öyle. Beşinci nokta yeşil hikayesi işte. Bu dünya bunlar. Şimdi bunlar önemli bir değişim. Ve bu önemli değişim ortaya çok farklı bir oyun alanı getiriyor. Ve bu oyun alanı yeni reaksiyonları beraberine getirmemiz gerekiyor. Yani Türkiye buna hazır mı noktasında bence hazır değil. Şimdi ben de onu soracaktım. Yani bu resimde Türkiye'yi nereye oturtuyorsun diye. Yani biz hazır değiliz ve bu olay son 5-6 seneyi biraz boşa geçirmemizle alakalı bence. Yani dünya giderken biz yerimizde saydık. Hani der ya, değişim olan bir yerde yerinde saymak demek, gerilemek demektir. Oradan bir kaybımız falan var. Ama yani son bir yılda sadece ekonomik değil, diplomatik ve siyasi anlamda da bir ortaya çıkan nispeten istikrarlı tabloyla belki bu süreci yakalamaya çalışırız ama yani Türkiye'de neden doğrudan yabancı yatırımlar sınırlı kalıyor cevabı da aslında biraz bununla alakalı. Şimdi jeopolitik tarafta biraz daha zor durumdayız. Çünkü yani bir tarafta İsrail, bir tarafta İran, yani Türkiye sınırının hemen güneyinde. Yani dün ya bu sabah saatlerinde o geçen füzeler bizim güney sınırımıza paralel gitmiş olması lazım kuvvetten muhtemel. Yani iki tarafla da Türkiye'nin tarihsel ilişkileri var, ekonomik ilişkileri var, diplomatik ilişkileri var. O yüzden yani mesela ben son birkaç haftadır hani bu teyide muhtaç bir veri, onu söyleyeyim ama hani turizmde bazı rezervasyonlarda yavaşlama olduğu haberi, bu jeopolitik risk. Çünkü batıda çok bilgili falan değil insanlar. Batıya göre Yunanistan'ın doğusu hep Arap diye öngörüyorlar. Orta Doğu, evet. Orta Doğu diye. Evet ve orada bir şey olduğu zaman sanki her yerde oluyormuş hislerim falan var. O yüzden artan jeopolitik riskler bizim lehimize de. Üzüldüğüm hikayede şu, tam bizim ekonomik anlamda işler toparladığı ve iyi bir yere doğru çıkıyoruz. Bayram tatilinden dönerken süper piyasalar iyi olacak derken bir taraftan bu jeopolitik hikaye, bir diğer taraftan Amerika'da enflasyonun katılık gösterip Fed'in şahinleşmesi hiç de güzel olmadı. Hep son yıllar hep böyle oldu. Tam biz toparladığımız zaman dışarıdan bir şeyler geliyor. Bu bahtsızlık mı desek, şanssızlık mı desek? Bunu da bir kere not etmemiz lazım. Şimdi kısa ve uzun vadeli etkilere farklı mı bakmak gerekir? O zaman öyle sorayım sana Fatih. Çünkü az önce mesela Erhan Hoca ile de konuşuyorduk. Şimdi yatırımcı işte sıcak para, kaynar parayla gelen yatırımcı bugünlük gelişmelere daha çok bakıyor. Orta uzun vadeli bakan biraz daha belki işte politikalara bakacak. Yatırım yapılabilir, not düzeliyor mu diye bakacak. Atıyorum işte gri listeden çıkıyor muyuz diye bakacak. Risk primi nerede diye bakacak vesaire. Şimdi bu hafta cari dengede aldık da oradan yatırımlar tarafı iyi gitmiyor. Ama burada bir toparlanma beklemek gerekir mi? Yani bu jeopolitik tansiyon belki kısa vadede işte bizde sermaye piyasalarını etkileyebilir. Ne bileyim işte senin de aktardığın gibi turizm gelirlerini belki baskılayabilir. Ama orta uzun vadeye baktığımızda yine de ekonomi politikalarında Türkiye'nin doğruları yapmaya devam etmesi yatırımcı sermayesini hem de biraz daha kalıcı, Türkiye'nin belki tırnak içinde kaderine biraz daha ortak olacak parayı çekmek noktasında daha önemli bir rol oynayabilir mi? Evet. Bence Türkiye orta uzun vadeli görünüm olarak doğru istikamette ilerliyor. Hatta bu hafta gelen bazı haberler bunları da pekiştirdi. Mesela biz seçim sonrasında, yani AK Parti'nin seçimde büyük bir farkla geride kalması, acaba hani o asgari ücret zammı, emekli zammı gibi konu gündeme getirir mi diye düşünürken bu hafta yapılan açıklamalarda bunun gündemde olmadığı ile getirildi. Bir diğer taraftan son birkaç gündür kabine toplantı sonrası da gündeme geldi. Tasarruf paketi kapsamlı bir şekilde. Yani para politikası belli bir ölçüde sıkılaşarak dezenflasyonu sürece destek olmaya çalışırken maliye politikası çok gevşekti. Adımlar onu da beraberinde getiriyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mayıs ayında işte Amerika ziyareti gündemde, o ziyaretteki işte temaslar ya da bu hafta IMF Dünya Bankası toplantılarında hem Sayın Bakan Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanımız ve ekiplerinin temasları, yani yabancıya verilen sinyaller pozitif. Ben geçen hafta yarı tatil, yarı işçi Londra'daydım. Orada ben de yani Türkiye masasındaki çalışanlarla görüşme şansına edindim. Enteresan bir şey, biz Türklere göre daha pozitifler Türkiye ile ilgili. Ve onlar seçim sonucuda ortaya çıkan tabloyu olumlu yorumlayarak orta uzun vadeli Türkiye ile ilgili pozitifler. Peki ne şöyle bir soru soruyorum ben. Aynen öyle. Ne zaman para gelecek dediğim noktada. İşte o Shakespeare'in meşhur lafı, güven ruh gibidir, hasta terk ettiği bedene geri dönmez hikayesi. Bence yani son 5-6 yıldaki bazı travmatik olaylar yabancı yatırımcıda kafasında oluşan pozitif tablonun teyit edilmesini beraberine getiriyor. Yani diyor ki tamam iyi güzel de bir görelim. Mesela bu gri liste için aynı şey geçerliydi. Yani Şubat ayında toplandılar. Dediler ki Türkiye gerekli yasal adımları attı. Ama bir Haziran toplantısını görelim çünkü bu yasal adımları uygulamada yerine getiriyor mu noktasında. İşte şöyle bir şey, yani güveni kaybettiğiniz zaman onu yeniden kazanmak için zamana ve zahmete ihtiyaç duyuyorsunuz. Bence orada bir mesele var ama ben olumluyum. Orta uzun vadede yani buraların iyi yere doğru gidecek ama kısa vadede çok fazla dinamik bir tabloyla karşı karşıyayız. Mesela hani şu soruyu ben sorarak senin sormuş olduğun soruya bir açılım yapmaya çalışayım. Brent petrol diyelim ki 100 dolar oldu. Ben beklemiyorum, onu söyleyeyim ama hani bu jeopolitik riskte 100 dolara geldi diyelim. Şimdi böyle bir ortamda Amerikan Merkez Bankası faiz mi artırır, faiz mi indirir? Nereden baktığına bağlı. Çünkü şöyle bir hikaye var. Hakikaten petrol fiyatlarındaki artış, enflasyonist baskıları daha yukarı çekecek olursa, yani FED faiz arttırmasa bile faiz indirmez. O yüzden bu seriyi pas geçebilir. Ama tam tersi, petrol fiyatlarındaki artış küresel bir ekonomik sorun yaratır ve Amerika'da büyümeyi bastırırsa Fed'in faiz indirmesi gerekebilir ki genelde böyle savaş anları gibi anlarda Merkez Bankası'nın hızlı faiz indirimiyle karşı karşıyayız. O yüzden kısa vadede benim aslında asıl hani değerlendirmem bir durup izlemek, bir yani gelişmeleri net bir şekilde ortaya koymak. Benim şahsi kanaatim ama tekrar hani bir dipnot düşerek onu söyleyeyim, ben diplomasi uzmanı değilim. O yüzden bu benim şahsi kanaatim. Ben tansiyonun yüksek kalmakla birlikte daha fazla eskale etmeyeceği noktasındayım. O yüzden de işte bu sabah saatlerinde işte Brent cinsi ham petrol varili 90 dolara yükseldi. Altın 2420-30 dolara falan yükseldi. Bence bunlar tepe seviyeler gibi görüyorum. Yani ben daha fazla eskale etmeyecek olan bir risk senaryosu altında önümüzdeki günlerde yeniden tansiyonun bir miktar aşağı gideceği kanaatindeyim. Benim buradaki önemli varsayımım Kasım Amerikan seçimleri öncesinde yani Amerika'nın bölgedeki tansiyonun daha da fazla yükselmesine müsaade etmeyeceği noktasında. Onun da sebebi şu, yani İsrail-Gazze olayı sonrasında Biden'ın popülaritesinde bir azalma yaşandı. Çünkü Trump ne diyor? Ben olsam bunlar olmazdı diyor. O yüzden burada tansiyon arttıkça da Amerikan kamuoyunda Biden'ın bir başarısız olarak adlediliyor. O yüzden Biden belli ölçüde İsrail'e müsaade ediyor ki sen söyledin. Amerika tansiyon daha fazla arttırmaması için hani birkaç füze saldırısına müsaade ettik gibi sınırlı bir yer tutmaya çalışmış. O yüzden benim kanaatim de kısa vadeli jeopolitik riskler olacak ama piyasalarda çok majör bir etki olmayacak. Tabii ki bir miktar satış yaratacak. Mesela bizim birazdan piyasa açıldığı zaman da eksi de açılacaktır kuvvetten muhtemelen ama öyle korkutucu derecede bir negatif tablo beklemiyorum ve kademeli bir şekilde de tansiyonda azalma olacağını düşünüyorum ben. O zaman hani kısa vadeye baktığımızda borsada klasik alışık olduğumuz senaryo işte turizm hisselerinde, havacılık hisselerinde düşüşler, işte bölgeyle esasında oraya bir işte özel silah satışı yapması beklenmiyor olmasına rağmen mesela işte Aselsan gibi savunma hisselerinde yükselişler, böyle tipik bir tablo mu göreceğiz dersin? Evet yani bir miktar şey. Yani şimdi bak bizim borsa tabii son yıllarda realiteden biraz kopmaya başladı. Bunda bizim de bunda payımız var. Şundan dolayı yabancıyı gönderip borsayı hacimsiz bıraktığımız zaman ve biz bize kaldığımız zaman hani keşke biz bize iyi bir şey bir bize olsa tahtaları birilerine yani dağıttıktan sonra yani ya durum onu gerektirdi. Likitsiz yani likiditenin zayıf olduğu piyasada rasyonel hareketler de pek olmuyor gibi ben görüyorum. O yüzden dediğin aslında rasyonel bir piyasada evet olması beklenen hikaye ama bakalım birazdan ne olacak. Sadece ben şunu demek istiyorum. Öyle büyük bir satış beklemeyin. Başlangıçta piyasa negatif açılır ama küresel anlamda tansiyon eğer hani benim düşündüğüm şekilde daha fazla artmazsa bir yerden sonra toparlayabilir de piyasa kendisini. Bizde hesaplar değişir mi bugün gelen yeni veri akışıyla beraber? Diyelim ki işte bu iş böyle kaldı, o zaman dediğin gibi rakamlarda çok bir etkisi olmayabilir. Ama diyelim ki işte bu iş biraz daha büyüdü veya daha önce senin de saydığın unsurlarla beraber farklı bölgelere sıçradı. İşte biraz daha jeopolitik tansiyon gündemi konuşulur oldu. İşte ekonomiler içine kapanıyor vesaire dediğimiz gibi bir senaryo bizi ne kadar etkiler? Yani sadece bugünkü borsa hareketi üzerinden değil de biraz daha orta uzun baktığımızda işte enflasyondur, cari dengedir, makro parametrelerimiz üzerinde etkisi olur mu? Şimdi Zeynep, bizim uygulamış olduğumuz politikanın en yumuşak karnı dışarıdan kaynak girişine ihtiyaç duyuyor olması. Evet. Bu belli ölçüde aslında giriş yaşandı. Yani girişi hani o sıcak para, o bazen giriyor bazen çıkıyor. Mesela son 3 haftada hisse senedine 1 milyar doların bir miktar üzerinde bir yabancı girişi yaşandı. Orası etkilenir bu işten. Hı hı. İkincisi benim ılık para diye tanımlanmış olduğum aslında. Mesela dün açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerinde gördük biz. Şubat ayında hükümetin ve bankaların yurt dışı tahvil ihraçlarıyla beraber 4 milyar dolar civarında bir para girişi olmuş. İşte sendikasyon haberleri gelmeye başladı. O da bu statüde falan. Maliyetli ama gerçekleşiyor sonuçta. Evet, yani bir yerden sonra aslında hani bence maliyetini bir kenara bırakıyorsunuz. Var mı yok mu noktasına geliyorsunuz. Gerçekleşiyor gibi. Ya orası etkilenir ama ilki kadar etkilenmez. Üçüncüsü de oradan yabancı yatırım. Ya zaten orada çok bir şey görmüyor son dönemde. Yani dünkü ödemeler dengesi de gördük, eksiye dönmüş. Yani ne demek? Türklerin yurt dışındaki doğrudan yabancı yatırımı yabancının Türkiye'dekinin üzerine çıkmaya başlamış. O yüzden tabii ki bu yaşananlar tansiyonu yüksek tutup buraya etki yaparsa, turizm sezonu öncesinde bir etki yaparsa bizim ekonomi politikalarımızı bir miktar sekteye uğratabilir. Yani kaçınılmaz olarak. Ama ben tekrar söyleyeyim, ya ben tansiyonun Amerikan seçimleri sebebiyle çok fazla yükselmesine müsaade edilmeyeceği kanaatindeyim. Şimdi şunu da konuşmak lazım belki. Bizde bir yandan da enflasyon çıpalaması ile ilgili mesajlar geliyor. İşte özellikle ekonomi yönetiminin Washington çıkartmasında da bu ortaya çıktı. Piyasa katılımcıları anketini de bugün göreceğiz. Başkan diyor ki bizim bu sene için öngördüğümüz enflasyonu 3 ay sonra gerçekleşecek şekilde inanıyor piyasa. Şimdi buradan baktığın zaman acaba senin enflasyon beklentin ne kadar çıpalandı? Buna göre şu anda mesela TL faizlerini cazip buluyor musun? Biraz da bizdeki yerli yatırımcı açısından bakalım. Çünkü borsada evet bir halka arz çılgınlığı yaşıyoruz. Oraya bir teveccüh olduğunu biliyoruz ama terminalden hisseler bazında baktığımızda hiçbirinde şu anda mevduatın sunduğu gibi bir faiz oranını getiri potansiyeli olarak listelenmiş görmüyoruz. Evet. Şimdi önce enflasyonla ilgili konuşalım. Benim sene sonu enflasyon tahminim tüfe için yıllık %44. Bu arada bugün yayınlanacak ankette de benzer bir şey göreceğiz. Ama bir sene sonrası, yani 12 ay sonrasında muhtemelen 38 civarı bir şey ki zaten Merkez Bankası Başkanımız da bunu dile getiriyor. Yani bizim tahminimiz 3 ay gecikmeyle gerçekleşecek gibi. Ben enflasyonda bir katılık görüyorum. Yani bu sadece bize özgü değil. Zaten enflasyon tanım itibariyle katıdır. Yani o fiyatlama davranışını kolay kolay çevirmek mümkün değil. Bence sadece Türkiye değil, dünyanın da enflasyona bakış açısında bir miktar değişmesi lazım. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Bakın son dönemde Türkiye'de ne yapılırsa yapılsın tüketim bir türlü yavaşlamıyor. Özellikle perakende tüketim bir türlü yavaşlamıyor. Bu haftaydı değil mi? Hafta başında perakende satış rakamları geldi. Maşallah, yani Şubat ayında 16'sında aldık. Evet. Oldukça yüksek bir satış rakamıyla karşı karşıya kaldık. Bunun temeline inmesi lazım. Ama işte esas olay seçimden sonraki beklentiler ve sonrası. Çünkü mesela Bloomberg Tüketici Güven Endeksinde ön endeksi aldık Nisan ayına ilişkin. Eğilim tarafında düşüş var. Yani dayanıklı tüketim malı alır mısın? Almam diyor. Ama şöyle değil mi? Şu anda endeks. Dayanıklı ve yarı dayanıklı tüketimde bir yavaşlama var. Ama gıda ve giyim tarafında herhangi bir yavaşlama söz konusu değil. Bunun sebebine inmesi lazım. Ben aslında bunu şey yapalım, gıda, yani konuşalım. Gıda beslenmek zorundayız netice itibariyle. Ama biraz daha farklı bir hikaye. Bak şöyle anlatayım size. İki tane bence yapısal değişim yaşıyor dünya ekonomisi, tüketici davranışı açısından. Bunlardan birincisi, Türkiye örnek vererek açıklamaya çalışayım. Türkiye'de yeni mezun olmuş bir gencin ne yazık ki ev sahibi olma ya da araba sahibi olma umudu yok. Öyle bir hayal yok tabii. Yok, tamam mı? Şimdi umudu olmayan bir insanın tasarruf etme iştahı da olmaz. O yüzden de eline geçen parayı direkt tüketir. Çünkü gelecek umudu olmadığı için, o yüzden de gıda, yani dışarıda yeme içme ya da giyim tarafında tüketim yavaşlamaz. Tamam mı? Başka pandemi bir şey de daha bunu körükledi zaten. Tabii pandemi biraz, sosyalleşmeyi körüklediği için dışarıda zaman geçirme alışkanlıkları bunu getiren bir hikaye. Mesela aynı yapıya sahip olan bir kişi işe gittiği zaman kendini çok fazla işe de vermez. Sessiz istifa kavramı devreye çıkar. Bu da verimsizliği beraberine getirir. Bak her ikisi de... Zaten bu kadar insanın sermaye piyasalarıyla meşgul olduğu bir ortamda kendi işini yapmasını bekleyebilir misin? Ama bu anlattığım hikaye neden? Çünkü insanlar bir ev ve araba sahibi olma umudunu kaybettiklerinden dolayı. Mesela bu noktada konut tarafında neden bir açılım yapılmıyor bu ülkede ben çok anlayabilmiş değilim. Çünkü, nasıl bir açılım? Ya şimdi Zeynep şöyle diyeyim. Garip bir şekilde bu ülkede konut sahipliğine ya da konut üreticilerine karşı bir antipati var. Ben bunu çok anlayabilmiş değilim. Kaldı ki deprem ülkesiyiz biz. Yani deprem ülkesinde aslında bizim bu tarafı besleyip büyütmemiz gereken bu tarafa karşı bir düşmane bir duygu besliyoruz. Mesela başka bir açıdan üretmek yerine bir inşaat yapmayı tercih ediyoruz. Ama bak, ve tüketmek istiyoruz böyle bir model. Biz inşaatı parayı toprağa gömmek olarak görüyoruz. Az önce anlattığım şey de aslında doğru inşaat yapmadığınız zaman enflasyon ve verimsizliği beraberine getiriyorsunuz. Tabii, ve deprem ülkesinde aslında ölümleri beraberine getiriyorsunuz. Tabii ki. Mesela bakın yani Birleşik Arap Emirlikleri geçen sene bir yılda yurt dışından yabancıya konut satışında 110 milyar dolarlık rakam almış. Biz 10 milyar dolara gelememişiz. Biz ona rağmen yabancı satışı yasaklamaya çalışıyoruz. Sen yabancı satış yapmadığın zaman sana yabancı ülke girmiyor mu? Daha fazla giriyor. Hatta kötüsü giriyor. Bari iyisi girmesine imkan sağla. Yani bence biraz mantaliteleri değişmek lazım. Bu birincisi. İkincisi bu anlatacağım garip gelecek. Hatta izleyenler biraz da gülümseyecekler bu anlatacağımdan. Son 3-4 sene içerisinde Türkiye'de uygulanan politikaların tamamı yüksek gelir grubunu daha zengin yaptı. Tabii. Yani düşün pandemi sonra destekler yüksek gelir grubuna yaradı. Düşük faizler ve onun getirmiş olduğu varlık fiyatlarındaki artış zengin kesime yaradı. KKM zengin kesime yaradı. Bugün geldiğimizde %60'a gelen mevduat faizi zengin kesime yarıyor. Aslında zengin kesimin satın alma gücünde artış var. Tüketim neyin fonksiyonudur? Tüketim sürekli gelir artı servetin fonksiyonudur. Her ikisi arttığından dolayı bizim uygulamış olduğumuz politikalar bırak ekonomiyi yavaşlatmayı tüketimi daha fazla arttırıyor. Bakış açılarını değiştirmemiz lazım bence. Yani şeyi kastetmiyorum yani burada anlattığım sakın olay yanlış anlaşılmasın. Ben burada yüksek faiz, yüksek enflasyon getir demek istemiyorum. Ama demek istediğim hikaye bu Türkiye'deki gelir dağılımındaki değişikliğin yaratmış olduğu ortamın politika yapıcıları tarafından daha farklı önlemleri gündeme getirmeni gerektiği kanaatindeyim. Aksi takdirde enflasyondaki katılık bizim açımızdan önemli bir soru olmaya devam edebilir. Yani o düşündüğümüz gibi enflasyonu %40'lara getiririz hiç sorun yok. Zaten bazdan dolayı Eylül ayında %40'lara geleceğiz. Esas mesele bence enflasyonu 30'un altına çekmek. Yani 20 rakamlara çekmek orada sorun yaşayabiliriz. İşte o zaman uygulayacağımız politikaların daha rasyonel ve daha günün şartlarına uygun olması gerekecektir. Şimdi peki enflasyon mu rezerv mi? Bir de o tarafı da açalım mı? Çünkü bu hafta Merkez Bankası Başkanı'nın verdiği mesajlar burada önemli ama bir tarafta da tarihi dipten toparlanan bir, hafifçe toparlanan diyelim bir swap net rezerv görüyoruz. Şimdi o tarafı bir enteresan çünkü biz o kadar gayret ediyoruz, rezervi biriktiriyoruz. Ondan sonra birdenbire yakıyoruz, ayların kazanımını iade ediyoruz. Seçim öncesi işte belli bir hattı savunacağız diye büyük bir ihtimalle kurda ve ondan sonra da tekrar hızlı bir şekilde biriktir furyasına gidiyoruz. Yani bu kadar dalgalı bir rezerv grafiği. Şimdi bu brüt rezerv mesela ama swap hariç tarafta, mavi tarafta gözüküyor. Bugün Bloomberg'de yazı var. Diyorlar ki gelişen ülkeler özellikle tabii bu sene işte Fed faizlerine vesaire de bakınca özellikle son birkaç aylarda diyorlar tahvil faizlerindeki yükselişle beraber borçlanma maliyetleri arttı. Bu sene 54 milyar dolarlık diyorlar. Gelişen ülkelerin elinde dönecek ödenmesi gereken borç var. Dolayısıyla buradaki borçlanma maliyeti arttığı için kurlar üstünde baskı oldu. Ama pek çok gelişen ülke esasında dolara ne olursa olsun buna daha hazırlıklı çünkü rezervini kuvvetlendirdi diyorlar. Şimdi biz bu ülkelerden bir tanesi değiliz. Bir de bu tarafı konuşalım istersen. Ne yapacağız? Biz enflasyonla mücadele edeceğiz. Peki rezerv ne olacak? Rezervi güçlendirirsek bu sefer likidite politikası ve enflasyonla ilgili umutları bir başka bahara mı bırakmak gerekecek? Şimdi bak çok güzel bir açmaz tanımladın. Evet. Yani ben hep derim ki yani vatandaş halaya, olarak merak ediyorum tabii. Bunun cevabını çünkü. Ben hep derim ki halaya yanlış adımla başlarsan gerisi hep yanlış gider. Yani aslında son 4-5 sene içerisinde bizim günübirlik uygulamış olduğumuz politikalar böyle üst üste binince bugün dönüp baktığımız zaman düğüm olmuş, kör düğüm olmuş. Yani çözemiyorsunuz. Mesela başka bir açmaz anlatayım ben sana. Yani Türk lirası değerli mi değersiz mi? Bence Türk lirası değerli. Yani ben geçen hafta yurt dışında çok net bir şekilde deneyimlerin Türk lirasının değerli olduğunu. Ama kuru yukarı gitmesine müsaade edemiyorsunuz. Çünkü kuru yukarı gittiği zaman maliyet artışı enflasyon yaratıyor. O enflasyon daha yüksek faizi beraberine getiriyor. Yani burada bir açmaz var. Bu açmazı çözmek için yani disiplinli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde politikaları uygulamak gerekecek. Benim rezervle ilgili senin anlattığın hikaye az önce verdiğim cevapla aslında birebir uyumlu. O da şu, bizim ekonomi programımızın en yumuşak karnı dış kaynak ihtiyacını beraberine getiriyor olması. Yani dış kaynak dışarıdan gelirse rezervleri biriktirmek çok daha kolay olacak ki zaten Merkez Bankası Başkanı Fatih Bey de bunu söyledi bu hafta IMF'de Dünya Bankası toplantılarında. Dedi ki bizim önceliğimiz enflasyon, önceliğimiz rezerv değil dedi. Eğer dışarıdan para girişi olursa tıpkı bayramdan önceki 5 günde olduğu gibi bu rezerv biriktiririz. Ama dışarıdan para girişi olmazsa biz enflasyon, ben bunu nasıl anlıyorum, ne diye okuyorum bunu ben? Merkez Bankası Başkanımız diyor ki biz diyor enflasyonu indirmek için döviz kuru da dahil olmak üzere her türlü maliyet unsurlarını belli bir patikada tutmaya çalışacağız diyor. Bizim illa rezerv biriktirme gibi derdimiz yok. Çünkü rezerv biriktirmek demek döviz talebinden kuru yukarı itebilir. Bu bizim ikinci hikayemiz diyor. Ama anlattığın gibi bir kırılganlık var burada. Yani bu rezerv hikayesi kırılganlığı beraberine gidiyor. Çünkü Türkiye rezerv sayısı düşük. Ama biz birkaç hafta önce Açıl'la konuşurken ben bir şey anlatmıştım. Türkiye'deki rezervi konuşurken Brezilya'daki rezervle karşılaştırmak elma elma karşılaştırması değil. Onun da sebebi şu. Hani bu net brütten falan bahsetmeyeceğim ha. Türkiye'de Merkez Bankası'nın aslında yükümlülüğü olmakla birlikte vadesi bence sonsuz olan bir yabancı para cinsinden zorunlu karşılıklar var. Çünkü bankalar hayatta kaldıkları müddetçe aslında burada o devam edeceğinden dolayı bence bizim rezerve bakarken bunu da biraz düşünmemizde yarar var diye düşünüyorum. Kısaca hemen bir de telefon hattımıza dönelim Fatih izninle. A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel bizi bekliyor. Mete Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Hemen soralım. İran haberleriyle biz yeni güne başladık. Piyasalarımız nasıl etkilenir acaba? Dünyaya baktığımız zaman MSCI Asya %2 civarında aşağıda. Dün S&P 500 düşmüştü ama bunun üzerine vadeliler de %1'e yakın bu sabah düşüyor. Eurostoxx vadeliler de %1'in üzerinde aşağıda. Büyük ihtimalle biz de %0.5, %1 gibi aşağıda açacağız gibi duruyor ama emtia fiyatlaması burada çok kritik. O da çok ciddi fiyatlamıyor gibi görünüyor. Yani sanki çok da fazla bir kan davasına dönecek şekilde eskale etmeyecek varsayımıyla fiyatlıyor gibi. Altına bakıyorum. HETI topu %0.2 yukarıda. Brent petrol dün akşam biz 87 dolarlarda kapamıştık. Şu anda 88 dolarlardayız. Yani %2'den bile daha aşağıda bir yükseliş var. Ondan dolayı emtia tarafı bunu önemsemiyor gibi, fakat hisse senetlerinde bir risk off var. Bu şu şekilde yansıyor genelde gördüğümüz turizm ve havacılık hisselerinde bunu olumsuz şekilde fiyatlıyoruz. Daha önceki tecrübelerimiz bunu gösteriyor. Öteki taraftan da savunma sanayi hisseleri büyük ihtimalle olumlu bir tepki verecektir bu duruma. Daha önce İran Savunma Bakanı çok hızlı tepki veririz bu sefer, daha önceki gibi beklemeyiz İsrail saldırırsa demişti. Şimdi gözümüz kulağımız karşı saldırıda. Takip edeceğiz. Böyle bir durumda gerçekleşirse piyasa üzerinde etkilerini. A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel, çok teşekkür ederiz bize ayırdığınız çok değerli vakit için. Son 1-2 cümleni daha alayım istersen Fatih, reklamlara gitmeden önce. Evet. Ya ben özetleyeyim. Ben bu jeopolitik riskin gündemde bir süre daha kalacağını, önemli olacağını ama ben tansiyonun daha fazla yükselmeyeceğini tahmin ediyorum. Bunu da şeye bağladım aslında yani bizim yayının başında uzun uzun onu anlattım. O yüzden de ben piyasalardaki olumsuz yansımasının sınırlı kalacağını görüyorum ki şu anda zaten terminal ekrana baktığım zaman altın fiyatı yani İsrail'in saldırı haberi öncesi seviyeye gelmiş durumda. O yüzden hani çok aşırı panik olacak bir ortam olmadığını düşünüyorum ben. Böylelikle yavaş yavaş reklamlara doğru ilerlemek durumundayız. Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Her cuma sabahı olduğu üzere sabah raporuna çok değerli katkın için. Kısa bir reklam arası. Yine ekrandaki son dakikayı da verelim. Önemli nükleer tesislere sahip kritik bir merkez olan İsfahan'da tüm hassas askeri ve güvenlik tesislerinin güvende olduğu belirtiliyor İran tarafından gelen son başlıklarda. Hal böyleyken piyasalarda nasıl bir etkileşim olur? Az önce Fatih Keresteci ile ve Mete Yüksel ile konuştuk. Sabah saatlerinde de Yücel Tonguç Arbaş, Allah Çatır Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı telefon hattımızdaydı. Tonguç Bey ekside bir açılış yapsak bile sonrasında seyrin olumluya dönebileceğini aktarmıştı. Bu yorumla beraber biz de sabah raporunu noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın. Yurt dışı piyasalarda aslında bugünkü yani bu sabah yaşadığımız bu risk algısındaki değişim öncesinde de bir nebze bu Fed'in faiz indirip indirmeyeceği, bu sürenin ne kadar uzayacağı konusunda bir tereddüt vardı. Endeksler üzerinde de 3. haftada S&P'de neredeyse 3500'den başlayan yükseliş sonrası eğer bugün de negatif bir kapanışı olursa 3 haftalık bir aşağı yönlü ilk defa bir düzeltme hareketi yaşıyor durumdayız. Ama aynı zamanda da Orta Doğu'da gerginlik artarken evet alternatif yatırım araçlarından örneğin altın gibi veya zaman zaman baktığımızda diğer değerli metaller gibi buralarda da talep geliyor. Mesela bu sabahki gelişmeyi ben biraz aslında İran'ın İsrail'e yaptığı müdahale tarafının biraz benzeri bir sonuç olabileceğini düşünüyorum. Tabii çok sıcak bir gelişme. Yani ne demek istiyorum? Aslında bir eğer sabah yaşanan gerilimin uzamaması ve sınırlı kalması söz konusu olacaksa her ne kadar sabah saatlerinde biraz işte altın fiyatlarında yükseliş gördük. Yurt dışında dün akşam endekslerin negatif kapanışlarını gördük ama biraz daha soğukkanlı davranabilir piyasa. Fakat diğer taraftan tabii haftanın son işlem günü bir hafta sonunda da ne olacağı, bu sürecin ne kadar daha fazla risk yaratabileceği noktasında da paranın bir soru işareti olacaktır aklında. Yani o hem yatırımcıların hem de piyasaların. Dolayısıyla o tarafta da ben biraz daha negatif bir başlangıç bizim için de olma ihtimalini düşünüyorum. Sonra zaten hafta genelinde bir şeyimiz vardı bizim de, yani bayram sonrasında borsa tarafında bir düzeltmemiz vardı. Yani burada 9400'ler, 9450'lere doğru aslında teknik o yaşayabileceğimiz düzeltmeyi belki bu gelişmeyle tamamlayabiliriz. Ama şunu eklemem gerekiyor. Kur tarafında da aslında baktığınızda biraz da altın tarafında da yani çok şu an için böyle kalıcı ve devam eden bir risk algısında şu an için görmüyorum. Dolayısıyla yani biraz moraller bozuk başlasa da belki gün sonunda piyasalarda bir toparlanma eğilimi olabilir.